Abbas güçlü. Okullar açılacak da veliler gönderir mi? Okullar mini mini birlerle açılacak. Uyum haftasında bir gün, sonraki haftalarda ise haftada iki gün okulda olacaklar. Üçüncü haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreç yeniden değerlendirilecek. Veli isterse çocuğunu okula gönderecek. Gelmeyen devamsız sayılmayacak. Doğru bir karar ama eline boyuna tüm ayrıntılara düşünülmelidir. Yoksa güven erozyonu yaşanır ve pek çok veli okullar açılsa da çocuğunu okula göndermeyebilir. Bu da zincirleme olarak diğer sınıflara da yayılabilir ve EBA derslerinde olduğu gibi sınıf mevcutları ve takipçi sayıları her geçen gün daha da azalır. Esnek model. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılında salgın şartlarını dikkate alarak hem yüz yüze eğitimin hem de uzaktan eğitimin birlikte gerçekleştirileceğine vurgu yaparak ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecek dedi. Bu şu anlama geliyor. Ülke genelinde tüm okullar aynı anda açılıp aynı anda kapanmayacak. Hazır olanlar öğretime başlayacak. Salgın riski yüksek olanlar bir süre daha bekleyebilecekler. Peki bu süreçte velilerin durumu ne olacak? Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin hele ki yeni öğretim yılının ilk gününde tek başına okula gelmeleri mümkün değil. Hadi çocukları koruduk. Velilerimizi nasıl koruyacağız? Nerede bekleteceğiz? Sosyal mesafe kurallarına ve hijyen koşullarına uymalarını nasıl sağlayacağız? Onları okula almamak bir çözüm mü? Kapı önünde kalmaları daha büyük riskler taşımaz mı? Olayın bu boyutu da mutlaka düşünülmeli hatta onlar için de özel sınıflar oluşturulmalı ya da okul bahçesinde güvenli bir ortamda istirahatleri sağlanmalıdır. Geçen yılki birler. Bir önceki öğretim yılı çok kolay geçmedi. En büyük mağduriyeti de mini mini birler yaşadı. Telafi eğitimle el becerilerinin geliştirilmesi de mümkün değil. Bu yüzden bu yılın mini mini birleriyle birlikte geçen yılın mini mini birleri de yani ikinci sınıflarda Ders başı yaparsa çok iyi olur. Yoksa bir ömür boyu onun eksikliğini hisseder ve öğretim ayaklarını çürük bir temel üzerine oturtmuş olurlar. İşte size çok çarpıcı birkaç anekdot. Geçen senenin birileri bu yılın ikinci sınıfları en mağdur kesim. Okuma yazma öğrenmeden ikinci sınıfa geçtiler. Lütfen gündeme getirin. Bu senenin ikileri en mağdur olanlar onlar. Bilgisayardan kalem tutmayı, okuma yazmayı öğrenemeyecekler. Benim oğlum da ikinci sınıfa geçti. Uzaktan eğitime başladık ve babası izinli olduğu için şimdilik bir sorun yok. Ama eşim de işe başladığında hala uzaktan eğitime devam edilirse bu çocukların hali ne olacak? Başlarına anneanne ya da babaanne gelecek, interneti kullanmayı bilmeyenlere çocukları ve eğitimlerini nasıl bırakacağız? Geçtiğimiz eğitim ve öğretim sezonunda birinci sınıflarda okuma yazma çalışmaları ilk dönem tamamlanmıştı. Sınıfımın tamamı okumaya geçmişti. Diğer şubelerde de birkaç file vardı. İkinci dönem yapacağımız pekiştirme çalışmalarını maalesef uzaktan eğitimde istediğimiz şekilde yapamadık. Bu da her şeye yeniden başlamamıza neden olabilir. İlkokul birinci sınıflar için özel bir program var mı belli değil. En basiti kalem tutma bile birebir eğitim gerektiriyor. Ses çalışması eğitimi ve disiplinli öğrenme hayatına adapte olma uzaktan eğitimde... Nasıl mümkün olacak? İkilere yüz yüze telafi eğitimi verilsin. Nasıl açılırsa öyle gider. Okulların açıldığı ilk gün çok önemli. Bırakacağı intiba sonraki günler için referans olacak. Sonuçta kabak Milli Eğitim Bakanlığı'nın başına patlayacağı için Ziya Hoca'nın tüm eğitim camiasını seferber etmesinde yarar var. Ulaşımla düşünülmeli. Olası bir kriz anında sağlık personelinin kaç dakika içerisinde okula geleceği ya da hastanın nereye gönderileceği de dikkate alınmalı. İki gün eğitim, beş gün tatil seçeneği de göz önünde bulundurulmalı. Hijyen koşullarının devamlılığı da dikkate alınmalıdır. Öğretmen ve diğer okul çalışanlarının sağlığı da olmazsa olmaz olarak görülmeli. Velilerinki de hafife alınmamalıdır. Özetin özeti, okullar açıldığında tüm çocuklarımız devlete emanet edilecek ve onun güvencesi altında olacaktır. Bu güveni zedelemeye hiç ama hiç kimsenin hakkı olmamalı, her türlü ayrıntı düşünülmelidir.